Yüce insanlar gibi sabret. Kur'an'da şöyle buyurulur. Şimdi sen güzelce sabret. İmam Bakır Aleyhisselam güzel sabır hakkında sorulunca şöyle buyurmuştur. Güzel sabır, içinde insanlara şikayette bulunmanın olmadığı sabırdır. Yine Kur'an'da şöyle buyurulur. Muhakkak ki sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde şüphesiz biz Allah'ınız ve elbette ona döneceğiz derler. Resulullah şöyle buyurdu. Sabreden kimsenin üç nişanesi vardır. İlki tembellik etmemesi. İkincisi bitkin ve sıkıntılı olmaması. Üçüncüsü ise Rabbini şikayette bulunmamasıdır. Zira eğer tembellik ederse hakkı zayi eder. Eğer bitkin ve sıkıntılı olursa şükretmez ve eğer Rabbinden şikayette bulunursa ona karşı günahta bulunmuş olur. İmam Sadık Aleyhisselam ashabından birine şöyle buyurmuştur. Biz sabırlıyız ama ashabımız bizden daha sabırlıdır. Ona şöyle soruldu. Fedan olayım, nasıl olur da ashabınız sizden daha sabırlı olur? İmam şöyle cevap verdi. Çünkü biz bildiğimiz şeylere sabrederiz. Ashabımız ise bilmedikleri şeylere sabrederler. İmam Kazım Aleyhisselam Sema bin Mihran'a şöyle buyurmuştur. Senin hacca gitmene ne engel oldu? Sema şöyle arz etti. Kurbanın olayım. Çok borcum vardı ve malım da yok olmuştu. Boynumda olan borçlar ise malımın yok olmasından daha acıdır. Eğer dostlarımdan biri beni dışarı çıkarmasaydı, dışarı çıkmaya bile gücüm yetmezdi. Bunun üzerine İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer sabredersen durumun iyileşir. Eğer sabretmezsen hoşnut ol veya olma, Allah mukadderatını uygular ve yürürlüğe koyar. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Eğer sabredersen Allah'ın senin hakkındaki takdir ettiği şeyler uygulanır ve sen sevap elde edersin. Eğer sabretmezsen yine de Allah'ın senin hakkındaki şeyleri uygulanır ve sen günahkar olursun. İmam Bakır buyurdu ki, her kim musibetler esnasında sabreder ve istircada bulunur ve inna lillah ve inna ileyhi raciun der, Allah'a hamd ve şükürde bulunursa şüphesiz Allah'ın yaptığı şeylerden hoşnut olmuştur ve sevabı Allah iledir. Her kim de böyle yapmazsa yine ilahi takdir onun hakkında yürürlüğe koyulur. Ama bu durumda o kınanmış ve Allah da sevabını yok etmiştir. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Musibet ve belalar karşısında özgür insanlar gibi sabreden saadet bulur. Aksi takdirde ham cahiller gibi musibeti unutur gider. İmam Ali şöyle buyurdu. Eğer özgür insanlar gibi sabredersen şerafet elde edersin. Aksi takdirde tecrübesiz cahiller gibi musibeti unutur gidersin. Yine şöyle buyurdu. Eğer yüce insanlar gibi sabredersen ne iyi. Aksi takdirde hayvanlar gibi musibetleri unutur gidersin. Yine buyurdu ki, her kim işine gücüne yani ticaretine sabretmezse iflasına sabretmelidir.